22 dakikalık bir video. Daha önceden çok kısa izledim ve komik hatalar görüyorum. Gerçekten komik. Görüntüleri siz fırlı göreceksiniz arkadaşlar. Çünkü karşıdaki şahsa ben pek güvenmiyorum açıkçası. Telif atabilir. Çünkü daha düne kadar diğer videolarımda size göstermiştim bunu. Dava tehdidi atıyordu kendisi. Şimdi 2. Dünya Savaşı bittikten sonra tankın gelişimi devam etti. Evet, 2. Dünya Savaşı tankın altın çağıydı ve hiçbir zaman o kadar sayıda tank geliştirilmedi. Fakat 2. Dünya Savaşı... Yanlış. Tank geliştirilmedi deniyor. Tank üretilmedi dese buna onay verebilirdim. Tank geliştirilmedi. İkisinin arasında çok büyük farklar var. Arkadaşlar ben 400 sayfalık bir kitap yazdım. Tank Mühendisi 1. Cilt. O kitabımda 2. Dünya Savaşı'ndan sonra üretilen tankların anormal seviyede iyi olduğunu belirttim. Yani 2. Dünya Savaşı akabinde üretilen, özellikle o 5-10 yıl içerisinde geliştirilen, üretilen tüm tanklar inanılmaz kaliteli, inanılmaz pahalı Nazi mühendisliği ile üretildi. Nazi mühendisliği ile. Yani 2. Dünya Savaşı'nda Amerikalıların, Rusların ürettiği tanklara bakın. Bir de 50'lerde, 55'lerde, 60'larda ürettiği tanklara bakın. Bunun en basit örneği M103. Amerika 2. Dünya Savaşı'nda M4 gibi 60 mm zırhı olan basit ucuz tanklar üretirken 2. Dünya Savaşı sonrasında sadece 5, 7, 10 yıl sonra bunun gibi 60 tonluk belirli bölgelerinde 300 mm'den kalan zırhı olan araçlar üretti. Oradan da şunu anlıyoruz. 2. Dünya Savaşı bitimi akabinde o 10 yıllık süreç tankların altın çağıydı. Tabi daha sonralardan tanklar epey pahalı olduğundan birçok proje iptal edildi. Gördüğünüz M103 tankı iptal edilip yerine çok daha ucuz ve zırhsız M48'lere geçildi. Ve M48'lerde de standart 90'lık top vardı. Esasen bu top 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan M36'ların topuydu. Onun modernizeli haliydi sadece. Velhasıl burada büyük bir yanlış var. Özellikle ve özellikle savaşta büyük rol üstlenen ülkeler tanklar konusunda teknolojide hep önce oldular. Onlardan biraz sıra sıra bahsedeyim ben size. Ruslardan bahsetmek istiyorum. Çünkü Ruslar savaştan sonra tanklara en çok yatırım yapan ülkeydi. Sayısız tank prototipi yaptılar, sayısız tank denemeleri yaptılar ve birçok teknolojik yeniliği ortaya onlar atmıştı. Ruslar savaştan sonra... Ne gibi mesela? Rusya ne kattı tank mühendisliğine? Hani Amerika desem bunu anlayabilirim. İngiltere, Fransa ve Amerika bu üç devlet tankların gelişiminde büyük bir rol oynadı. Örneğin günümüzde kullanılan modern tankların atasını Fransızlar üretti. FT-17'lerle. Günümüzdeki modern tankların ilk atası budur arkadaşlar. İngilizler tankları icat etti. Fransızlar geliştirdi. Amerikalılar ise günümüzdeki tankların altyapısını oluşturdu. Mesela M4 Sherman'larda kule motoru dahi kullanıldı. İlk üretilen Panther'lerde kule motoru dahi yoktu. Elinizle çeviriyordunuz arkadaşlar. Amerikan tanklarında özellikle M4'ün son modellerinde stabilizasyon motoru dahi vardı. Belirli bir hıza kadar tankta stabilizasyon özelliği vardı arkadaşlar. Dikey stabilizasyon. Yani bu iddiada yalan arkadaşlar. Ruslar tank camiasına çok fazla bir şey katmadı. Otomatik doldurucular ve teksolit zırhlar dışında. Klasik IS ve KV gibi ağır tank konseptini bıraktılar ve T-34 felsefesinden devam ettiler. Bu da yanlış. İkinci Dünya Savaşı sonrasında bu felsefe bırakıldı deniliyor ya, hepsini teker teker şimdi ben size göstereceğim. Böyle bir şey var mı yok mu? IS-3'te başlayalım mı? IS-3 45 ile 47 arasında üretildi. Normalde bunları biliyorum ama kaynak sunmak açısından size Wiki'den gösteriyorum arkadaşlar. Wiki'ye güvenmenizi önermem. Lakin tarih konusuna güvenebilirsiniz. Gördünüz mü arkadaşlar? Ne yazıyor burada? 47-49. IS-3'te 45-47, IS-4'te 47-49. Bir de bunlardan sonra üretilen IS-5, IS-6, IS-7 var. İnşayı görüyor musunuz arkadaşlar? 250 küsür adet üretilmiş. Bunu gösteriyorum çünkü bu tanklar seri olarak üretildi ve kullanıldı. Daha demin Ayhan Bey diyordu ya, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra T-34 felsefesiyle ilerlendi. 2. Dünya Savaşı 45'te bitti. Ama 47'de, 49'da bu tanklar 250 adet üretildi. Hani bitmişti? Demek ki bitmemiş. IS-7 de aynı şekilde üretildi. Ha, bu tanklar çok çok pahalı olduğu için tabi prototip aşamasına kaldı. Bu tanklardan sonra da Obj 279 gibi ağır tank projeleri de devam edildi. Ha, bunun sonu geldi mi? Hayır. Sonunun gelmemesinin nedeni Sovyetlerin ucuzluğa yönelmesi. Yani Ayhan Bey'in burada iddia ettiği gibi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ağır tankların devri bitmedi. Amerika'dan da bunun örneğini verebilirim sizlere. M103 dahi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra üretildi. Böyle bir şey yok velhasıl.
Ruslar hafif, üretimi kolay, basit, ucuz tanklarla sayısal üstünlüğü koruma yoluna gittiler. Çünkü her bilen bilir, İkinci Dünya Savaşı'nın asıl kazananı Ruslardı, Sovyetler Birliği'ydi. Topraklarını Avrupa'nın içlerine kadar uzatmayı başarmışlardı ve doğal olarak dünyanın en büyük ülkesi haline gelmişlerdi. Şunu da eklemek isterim. Söyledikleri doğru. Lakin Almanya kendi kendini bitirdi. Rusların öyle bir gücü, kudreti, komutanı yoktu. Hatta şöyle bir şey söz konusu. Rusya'da siyaset bilen herkes Stalin'i sevmez. Çünkü Stalin kendi kibrinden dolayı birçok generalini görevden aldı, idam ettirdi. Almanya niye keklik gibi Rusları avladı? İşte bu yüzden. Almanlar nasıl kaybetti? Abuk subuk araçlar üreterek, Tiger 2 gibi, Yak Tiger gibi araçlar üreterek Almanya tabiri caizse kendi ayağını sıktı. Çünkü karşındaki tankın nüfuz kabiliyeti 100 milimetre. Sen neden tankını 250 milimetre zırh koyup üretim maliyetlerini 3-4 kat arttırıyorsun ve 750 beygir motorun var? 40 tonluk Panther'da kullanılan motorla 70 tonluk Yak Tiger'da, Tiger 2'de kullanılan motor birebir aynı. Birebir aynı arkadaşlar. Haliyle düşünülmeden bir gazla, bir hevesle devasa tanklar üretirseniz bunlar sadece hedef olur hava kuvvetlerine. Almanya'nın kaybetme sebeplerinden birisi de budur arkadaşlar. En büyük sebebidir. Karşında T-34 gibi 45 mm zırhı olan, en fazla 100 mm'ye kadar çelik delebilen tanklar var. Sen kalkıp da 128 mm çapında 200 mm'nin üzerinde deliciliğe sahip, 250 mm, 150 mm, 200 mm kalınlığında zırha sahip bir tank neden yapıyorsun? Karşındaki tankların zırh deliş kabiliyeti belli. Zırh kalınlığı belli. Bu şuna benziyor. Karşında zırhlı bir araç var. Düşman hedefi. Sen bu hedefe karşı atom bombasıyla karşılık veriyorsun. Nazilerin izlediği yol bu kadar saçmaydı. Ülkesi ama o zaman daha da büyüktü. Büyük ülke olmanız demek korumanız gereken toprak miktarının çok fazla olması demek. Bu yüzden Ruslar her zaman çok sayıda tanka ihtiyaç duydular. Hatta bazı kaynaklara göre Şuna da eklemek isterim arkadaşlar. Bir savaş durumunda Rusya'nın tüm topraklarını koruma gibi bir gayesi de yok. O kadar büyük toprağı koruyamazsınız. Rus sınırlarının acaba yüzde kaçı askerle korunuyor? Ayhan Bey'e tavsiyem bunu da araştırsın. bu yüzden Ruslar her zaman üretimi görece daha basit, daha ufak, daha hafif ama çevik tanklara çok odaklandılar. Fakat bunu yaparken de çok ucuza kaçmadılar. Birçok teknolojik yeniliği de getirdiler. Ayhan Bey burada yenilikten bahsediyor ama bu yenilik nedir? İlk göze öne çıkan tankları T-50 serisiydi. T-52'ler, T-54'ler. T-52, aynen. İlk göze öne çıkan tankları T-50 serisiydi. İlk öne çıkan tankları T-50 serisiymiş, evet. T-50 serisi dediği, onu da göstereyim size. Hani diyorum ya, bariz hataları var. T-50 dediği tank T-34'ten önce üretilen 2. Dünya Savaşı sırasında kullanılmış şu tanktır. Bu tankı 50'lerde, 60'larda üretilen T-54 serisiyle karıştırmış ki T-50 serisi diye bir şey de yoktur. T-52'ler, T-54. T-52 diyor. Dünya üzerinde T-52 diye bir tank yok. T-52 diye gösterdiği tank da Çin tankı Type 59. Onu da gösterelim. Gösterdiği araç bu. T-54, T-55 temelli araçlardır. İlk göze öne çıkan tankları T-50 serisiydi. T-52'ler, T-54'ler. T-52'den bahsediyor. Günümüzde arkadaşlar T-52 diye bir tank yok. Sovyetlerde T-54 var, T-55 var. T-50 serisi diye bir şey yok. T-54 serisi var, T-55 serisi var. T-62, T-72, T-80, T-90. Seri bu şekilde ilerler. T-52 diye bir araç dediğim gibi yok. Bu tanklarda birçok modern yenilik kullanılmıştı. T-52'ler, T-54'ler piyasaya çıkmıştı. Bu tanklarda birçok modern yenilik kullanılmıştı. Şöyle göstereceğim size. Sovyetler T-54'ten sonra birçok yeniliği kullanmaya başladı. Ayhan Bey muhtemelen T-62'lerin, T-54'lerin T-44 üzerinden geliştiğinden habersiz. T-90'ların altyapısını oluşturuyor diyor ya T-54'ler, T-55'ler. T-44'tür arkadaşlar bunun temeli. T-44, T-54 değil. T-44 ile T-54 benzer bir yapıya sahiptir kulesi dışında. Tasarım olarak gövdeleri neredeyse aynıdır. Ha, T-54 biraz daha büyüktür, biraz daha zırhlıdır ama tasarımı T-44'ten ilham alınarak geliştirilmiştir. T-54'lerle, 55'lerle o tasarım başlamadı. T-44'ler ile başladı. Özellikle atış kontrol sistemi yanlış hatırlamıyorsam. Atış kontrol stabilizasyon sistemi ilk defa T-54'lerde kullanılmıştı. Çok emin değilim ondan. T-54'lerde değil, T-55 ve T-62'lerde kullanıldı. Çok emin değilseniz bu tarz videolarda hazırlamamanızı öneririm. Bu işi uzmanlara bırakın. Bu tarz teknolojiler konusunda Rus... Ben kendisini anlıyorum. Para kazanmak elbette herkesin hoşuna gider ama bildiğiniz konularda video hazırlamanızı ben şahsım olarak size öneririm. Sizin asıl mesleğiniz, para kazandığınız meslek diyelim,
mezun olduğunuz meslek. Çocuk gelişim uzmanlığı. Ben bir uçak uzmanı değilim. Kalkıp da uçaklarla alakalı video hazırlamıyorum. Ki uçaklarla alakalı benim hazırladığım birkaç videom var. Onların hepsi teknik meseleden ziyade siyaset. Siz diyorsunuz ki F-35 projesinde ufak pürüzler meydana geldi. Bunlar ilerleyen zamanlarda çözülür. Ben F-35 projesi daha patlak vermeden yani siz o video yazılamadan yaklaşık 5-6 ay önce dedim ki bir bahaneyle bu uçaklar bize verilmez. Siz buna rağmen dediniz ki proje patlak verdikten sonra bunlar ufak pürüz çözülür. Akabinde yaklaşık 1 yıl sonra da farklı bir videoyla F-35 iptal adı altında video çektiniz. Ben kendime uçak uzmanı demiyorum ve uçak videosu hazırlamak benim de haddime değil. Ama daha bu proje patlak vermeden önce bunları ifade ediyorum. Siz proje patlak verdikten, her şey gün yüzüne çıktıktan sonra böyle içerik hazırlıyorsunuz. Akabinde yaklaşık o videonun üzerinden 8 ay geçtikten sonra bir video hazırlayarak eski videonuzu yalanlıyorsunuz. Bu tarz teknolojiler konusunda Ruslar her zaman rakiplerinin hep önünde yer aldılar. İşte daha sonra biliyorsunuz T-60 serisi çıktı. T-62'ler, T-64'ler T-60 serisi. Öyle bir şey yok. çıktı. Ruslar bunlarda ilk defa 125 mm topları kullandılar. Bu da yanlış. T-62'ler, T-64'ler çıktı. T-60 serisi diye bir şey yoktur. T-60'ı da size göstereyim. T-60 dediğimiz tank 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan basit bir zırhlı araçtı. T-62 serisi, T-64 serisi dese buna okey verirdim elbette. Ve şöyle bir şey söz konusu. 125 mm'lik top T-64'te kullanılmadı, T-62'de de kullanılmadı. T-62'lerde 115 mm'lik top kullanıldı. 115 mm'lik. T-64'lerde de bu topun aynısı kullanıldı. T-64'ün A modellerinden sonra 125 mm topa geçildi. Ruslar bunlarda ilk defa 125 mm topları kullandı. Ayhan Bey'in iddia ettiği gibi 125'lik top T-64'lerde ya da T-62'lerde kullanılmadı. T-64'ün A modellerinden sonra uygulanmaya başlandı. Ha, şöyle örnek vereyim size. Arkadaşlar siz Audi A6 ile Audi RS6'yı aynı kefeye koyup değerlendirebiliyorsanız T-64 ile T-64A'yı da aynı kefeye koyabilirsiniz. T-64 ile T-64A'nın arasında bariz farklar vardır. Kullandılar. İlk defa aktif pasif savunma sistemlerini kullandılar. Otomatik doldurma. Aktif pasif savunma sistemi dediğiniz şey, bakın arkadaşlar. Pasif sistem dediğiniz şey çelik zırhtır. Kompozit zırh. Bunlara pasif zırh denir. Aktif zırhtan kastınız nedir? Reaktif zırh olabilir. Aktif koruma sistemleri olabilir. Ama bu tankların hiçbirisinde reaktif zırh kullanılmadı. T-62'de kullanılmadı. T-64B serisi dışında yine kullanılmadı. T-64'te, T-64A'da ERA sistemi yoktu bile. Bu da yanlış. Topları kullandılar. İlk defa aktif pasif savunma sistemlerini kullandılar. Aktif pasif savunma sistemi. Otomatik doldurucu sistemini kullandılar. Otomatik doldurucu sistemi de T-64A'lardan sonra kullanıldı. T-62'de kullanılmadı. İlk model T-64'lerde de kullanılmadı. Bu da yanlış. Soğuk Savaş yılları boyunca Ruslar tanklar konusunda birçok teknolojide hep öncü oldular ve Evet abi. Otomatik doldurucu eklendiği için öncü oluyor Ruslar. Ayhan Bey diyor ya. Öncü... Neydi öncü oldular? Hani bilmeden tutamıyorum kendimi. Neydi öncü oldular? Yani neydi? Keşke onu da ekleseydiniz. Geldi arkasından. T-80'ler geldi. Daha sonra biliyorsunuz Soğuk Savaş bittikten sonra bir bocalama dönemi yaşadılar. Oradan ittire kaktıra da olsa T-90'ı çıkartmaya başladılar. Bu da büyük bir yanlış. İttirak aktarı T hani sanki T80'den T90 daha iyi bir tankmış da ittirak aktarı onu üretmişler gibi. Hayır böyle bir şey de yok. T80 serisi T90 serisinden daha üstün, daha nitelikli araçlardır. Şöyle bir örnek vereyim. T80'in üretim maliyeti 2 milyonsa verdiğim rakam tamamen örnek o kadar ucuz değil. T80 2 milyonsa T90 1,2 milyon civarında. T80 dediğimiz araçlar daha nitelikli araçlar ve bu tankların dışa satışı bile yok. Rusya T90'ları dışarıya satarken T80'leri satmıyor dışarıya. Acaba neden? T90 dediğimiz tanklar T-72B'nin üzerine relikt reaktif zırh eklenmiş bir halidir. Budur. Tamamen yanlış. T80 T90 serisinin daha niteliklidir. Şimdi günümüzde biliyorsunuz bir armata programı başladı. Çünkü Rus zırhlı birlikleri deyim yerindeyse tam bir sebze çorbası oldu. Çok karışıktı. Amerikalılara geldiğimiz zaman Amerikalılar tank konusunda hep geride kaldılar. Zaten hiçbir zaman Amerikalılar tank yapamazlar. Tank yapma işini pek beceremezler. Tank mühendisi Ayhan abim işi biliyor. Kesinlikle doğru katılıyorum. Günümüzde stabilizasyon sistemini, APFSD'si ve şu an aklıma gelmeyen birçok modern sistemi Amerikalılar geliştirdi. Bunu onlar da zaten kabul ediyorlar. Onlar da reddetmiyorlar. Bu konuda hiçbir zaman da iddialı olmadılar. Demek ki
Amerika'nın tank mühendisleri böyle bir şey. Evet arkadaşlar, biz tank üretemeyiz. Bunu da kabul ediyoruz mu demek bilmiyorum. Belki gizli bağlantıları da olabilir. Savaştan sonra ilk çıkarttıkları seri üretim model M47 idi. M47 Bu da yanlış. M47 değil. Savaştan sonra, hatta onu da göstereyim sizlere. Telefondan izleyenler için şöyle zoom yapayım. M46'lar dahi 50 yılında hizmete giriyor. İkinci Dünya Savaşı bitiyor. 5 yıl sonra M46'lar hizmete giriyor. 5 yıl sonra. Ayhan Bey diyor ki M47'lermiş savaş sonrası seri üretilen Amerikan tankları. M47'nin üretilme tarihine bakalım. 52-60. İkinci Dünya Savaşı 1952'de bitti çünkü. Neyse devam edelim. Savaş sonrası tank olmasına rağmen aslında tipik bir 2. Dünya Savaşı tankıydı. Pek bir yenilik sunmuyordu. Pek teknolojik anlamda ileri bir tank da değildi. Zaten yeterince başarılı olmadığı ortaya çıkınca arkasından hemen M48 tankı çıktı. T2 seviyesinde bir modernize M48'i koyması da ayrı bir komedi olmuş. Termal nişangaha sahip ve 105'lik top taşıyor. İlk üretilen M48 tanklarıyla M47'lerin ne farkı vardı? Zırhı farklıydı arkadaşlar. Kullanılan top, silah sistemi, kule motoru ve benzeri özellikleri neredeyse birebir aynı. Top zaten birebir aynıydı ama stabilizasyon ünitesi. Stabilizasyonla diyemeyiz bunu esasen. Kule motoru diyelim. Benzerdi. Motora kadar aynıydı. M48'in ne esprisi vardı? Makine tüfek yuvası kaldırılmıştı. 5 yerine 4 mürettebatı vardı. Zırhı da güncellenmişti. Ha, zırhın kalınlığı çok mu farklıydı? Hayır. Her ikisi de gövdede ortalama 100 milimetre kalınlığa sahipti. Ama gövdenin açısı, yapısı bir miktar değiştirildi. M47 ile M48'i yan yana koy, bir savaşa sok. İkisinin vereceği performans çok çok farklı değildir. Ki görselde gördüğümüz resimde M48 değil M60. Tekrarlayalım. M48 değil M60. İkisinin arasında ne fark var? M48'lerin gövdesi oval, dökme yapıya sahip olurken M60 serisinin gövdesi sivri hatlara sahiptir ve zırhın kalınlığı daha fazladır. Zırh daha açılıdır. Yani gövdesi daha sağlamdır ön tarafta. İkisinin arasındaki farktan muhtemelen habersiz. Çünkü bu resmi kullanmış. Muharebe tankı oldu. Birçok yere ihraç edildi. Hatta şu anda Türkiye'de de yanlış hatırlamıyorsam 1800 civarı M48 tankı duruyor. Bunların çoğu aktif görevde değil ama rezerv durumunda. Rezerv durumunda değil. Hepsi geri dönüştürüldü. Böyle bir şey de yok arkadaşlar. Hemen hemen hepsi geri dönüştürüldü. Jilet yapıldı. Altay tamamen seri üretime girdiğinde M48 serisi de aynı şekilde geri dönüşüme verilecek ve jilet yapılacak bunlardan. Müzelere, oraya buraya bağışlananlar dışında hepsi eritilecek anlayacağınız. Bu bilgilere ben nereden alıyorum? Bizzat rütbeli personelden. 48'ler de Amerikalıların Ruslara üstünlük kurmasına yetmedi. Çünkü Ruslara çok gelişmiş, çok ileri seviye tanklar yapıyordu onlara kıyasla. Vay. Vay canına. Ne kadar bilgili, bilinçli Kemal birisi. Hocam. Fakat M48'ler de Amerikalıların Ruslara üstünlük kurmasına yetmedi. Çünkü Ruslara çok gelişmiş, çok ileri seviye tanklar yapıyordu onlara kıyasla. Arkadaşlar o dönemlerde M48'lere kıyasla üstün tanklar yapılıyormuş ya. Aha bu. O araçlarda görmekte olduğunuz TL4, TL5'lerdi. M48'lere oranla bu tank da çok çok üstünmüş. Bir değerlendirelim bakalım. Topu mu daha iyi? Hayır. Çünkü 2. Dünya Savaşı'nda kullanılan APC, BC tipinde mühimmat kullanıyorlar. Bu mermilerin nüfuz kabiliyeti 240 mm. M48'lerde kullanılan HEAT'ler ise 300 mm'nin üzerine nüfuz kabiliyetine sahip. Yani her iki tane kafa kafaya geldiğinde M48'ler TL4'leri hemen hemen her yerden delebilirken TL4'ler M48'leri sadece belirli bölgelerden delebiliyor. Zırhı mı daha iyi? Sayılmaz. Her ikisinin de sunduğu zırh kabiliyeti birbiriyle neredeyse aynı. TL4'ün tek esprisi daha hızlı olup daha ucuz olması. Çok çok teknolojik dediği araçlar da bunlar. Daha sonra 50'lerin sonu 60'ların başında Amerikanlıların M60 Patton tankları çıktı. M60 Patton yeri bize M60A3 Patton'ı gösteriyor. M60 ile M60A3 Patton'ın arasında inanılmaz farklar vardır. Bu fark ise termal nişangahla kule zırhıdır. M60'ın kule zırhı ön tarafta 120-130 mm kalınlığa sahipken M60A3 modellerinde kalkanın sadece kalınlığı 300 mm civarında. Yanak olarak tabir ettiğimiz o açılı plakaların efektif kalınlığı ise 400 mm. M60'larda 130-140 mm, M60A3 modellerinde ise 300-400 mm'nin üzerinde bir efektif kalınlık var. Ayrıca termal nişangahı mevcut. Buna ilave olarak dikey yatay stabilizasyonu var. M60 diye bize burada M60A3'ü gösteriyor. O da iyiymiş. M60 Patton tankları bir dönem neredeyse NATO'nun standart tankı haline geldi. Öncekilere göre nispeten daha iyiydi fakat yine yetersiz kalıyordu. Birçok modernizasyon süreci geçirdi. Birçok yeni seri üretildi. İşte en son M60 A3 Patton çıktı. Bu tanktan da Türkiye'de yanlış hatırlamıyorsam 932 adet var. 1991 yılında hibe edilmişlerdi. Bunların 170 tanesini biz daha sonra M60 Sabra modernizasyonuna soktuk. Bu da yanlış. Türkiye'ye hibe edilen M60 A3'lerin hiçbirine dokunulmadı. M60 A1 modelleri M60'te Sabra'ya çevrildi. O aradaki farkı da bilmek lazım. M60 A1 modellerinde sadece gece görüşü vardır, termal yoktur. A3 modellerinde ise termal vardır.
Terman nişanga. Biz M60 A1'leri Sabra'ya çevirdik. M60 A3'leri değil. Ama hala tank gücümüzün bel kemiğini oluşturmaya devam ediyorlar. Ne yazık ki böyle, evet. M60'lar da Rus tanklarının karşısında bir başarı gösteremeyince Amerikalılar ne yaparız ne ederiz derken M60'lar Rus tanklarının karşısında başarı gösterememiş. Bravo. Gittiler Almanlarla işbirliği yapmayı tercih ettiler ve 60'ların sonu 70'lerin başında Almanlarla ortak bir tank projesi yürüttüler. Fakat sonra nedense kimse bilmiyor. Amerikalılar projeden çekildiler ve Almanlardan elde ettikleri bilgi birikimini kullanarak da M1 Abrams tankını yaptılar. Ama başta da demiştim size. M1 Abrams tanklarını yapmadılar. Ondan önce birçok farklı proje üretildi. Bunlardan birisi XM1 Chrysler, XM1 General Motor. Bahsettiğim tank budur. General Motor'un ürettiği araç bu. Bu modelde Chrysler'in ürettiği. Chrysler'le General Motor birleşip tasarımları birleştiriliyor ve Abrams'lar üretiliyor. Ki burada da bize M1 Abrams diye M1 A2 Abrams gösterilmiş. Amerikalılar tanktan anlamaz diye ilk nesil Abrams'lar berbattı. Yani rakipleri 125 milimetrelik uzun menzilli toplara geçmişken o gittiler o tankı 105'lik toplarla donattılar. Tabii şaka gibi bir tanktı. Bu da yanlış. Çünkü 105 milimetrelik topun nüfus kabiliyeti Rusların 125 milimetrelik toplarından daha üstündü. Rusların o dönemlerde sabot mühimmatlarla ortalama nüfus kabiliyeti 400-420 milimetre bandındayken Abrams'ların nüfus kabiliyeti 500-550 milimetre bandındaydı. Çünkü kullanılan sabotlar M900'dü. Top olarak 125'liklere göre çok bir esprisi yoktu esasen nüfus bakımından. Ancak kullanılan sabotlar çok iyiydi. Şöyle örnek verelim. Bir T-72 M1'e nüfus edemezken M1 T-72'ye nüfus edebiliyordu. Bu da yanlış dediğim gibi. Yani M1 Abrams fazla üretilmedi. Hemen vazgeçildi ve M1 A1 Abrams'a geçildi. Onu da geliştirirken yine Almanların kapısını çaldılar. Çünkü M1 Abrams'la M1 A1 Abrams'ın çok ciddi farkları yok arkadaşlar. Sadece kulede zırhın nispeten kalınlığı artırılıyor ki bunlar da çok ufak değerler. Zırh yapısını anlatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Çünkü Amerikalılar bir türlü kulelerine 120'lik top entegre edemiyorlardı. Bunu başaramıyorlardı. Amerikalılar yapmak istediği de başaramadılar diye bir şey de kesinlikle söz konusu değil dostlarım. Almanların elinde hala hazırda güzel bir top vardı. Nüfus kabiliyeti iyiydi, isabeti iyiydi. Amerikalılar sıfırdan geliştirmek yerine bu yolu tercih etti. Yoksa zaten M103 dediğimiz tankın, ki onu da daha demin göstermiştim. Arkadaşlar, M103 dediğimiz tank 2. Dünya Savaşı akabinde üretildi 57 yılında. Bu tankta 120 mm top vardı. Yani şunu mu demek istemiş acaba Ayhan Bey? Amerikalılar 57 yılında bunu başardı ama 70'lerde 80'lerde bunu başaramadı. Yahu sallanır da bu kadar sallanılmaz. Ayhan Bey diyor ya Amerikalılar bunu başaramadı. Gerçekten başaramamış. Ve gittiler Almanlardan L-42 topunu lisans alalım. L-42 topunu da severiz tabii millet olarak. Edemiyorlardı, bunu başaramıyorlardı. Ve gittiler Almanlardan L-42 topunu lisans alalım, onu kullanmak zorunda. L-44 diye bir top. Bilgili birisi tanklar konusunda. Ayhan Bey'e buradan sesleniyorum. Ben sizden özel eğitim almak istiyorum. Tanklar konusunda tabii mümkünse. Bu değerli bilgileri benimle de paylaşsın. Hatayı da düzelttik. L-42 değil L-44'tür. Kadar. Evet, bugün dünyanın en büyük ordusu olan Amerikan ordusunun tankları Alman lisanslı toplar kullanırlar. Ve şu anda M1 A1'lerle, M1 A2'lerle durumu kurtarmaya çalışıyorlar. Bazı kaynaklar Abrams'ı dünyanın en iyi tanklarından biri kabul ediyor. Ciddi kaynaklar değil bunlar. Daha çok YouTube'da izlediğim videolarda hep böyle bir top 10 listeleri yapılıyor ya. O Abrams hep ilk üçün ikincidir ya, ben ondan çok rahatsız olurum. Bence Abrams dünyanın en iyi ilk 3 tank arasına girmeyi hak eden bir tank değil. Hadi belki ilk 5'e girebilir. Niye değil? İlk 3'e girmesi için birçok sebep sayabilirim size. Birinci sebebi 1500 beygirlik türbin motoru var. Bu motor sayesinde dünya üzerinde üretilen birçok seri üretimli tanktan daha hızlı. Birinci sebebi bu. İkinci sebebi kontrol atış sistemi kusursuz yaklaşık 5 kilometredeki hedefi nokta atışı şeklinde vurabiliyor sabot mühimmatıyla. Termal nişangahı var. Nüfus kabiliyeti ise 800 mm bandında. Bu deliş kabiliyetine Leopard 2A5'ler dahi ulaşamıyor. Çünkü Amerikalıların mühimmat teknolojisini Almanlar daha yakalayamıyor. Bence A6 ile geçebiliyorlar bu değerleri. Üçüncüsü ise kullanılan zırh teknolojisi. M1 A2 Abrams, Leopard 2A5 ile benzer bir zırh direncine sahip. Benzer. Leopard'ı delen M1'i dediler, M1'i delen Leopard'ı dediler. Bakın size ilk üçe girmesi için bir sebeplerini saydım. Şöyle düşünelim veya, dünya üzerinde hangi tank M1 Abrams'tan daha üstün? Hangi tankları örnek alalım? Leopard 2 tamam, M1 Abrams'tan daha nitelikli. Leopard 2A7'ler kesinlikle daha nitelikli. Peki başka? T-90 mı daha nitelikli? Leclerc mi daha nitelikli?
K2'ler mi daha nedir? Hangi tank daha nitelikli? Onu da sormak lazım. O da hani muharebe tecrübesinden dolayı ama ilk üçü geçişi kesin tank etmiyor. Zaten ben de dünyanın en iyi tankları ile ilgili bir liste yapacağım ama diğerlerinin yaptığı gibi... Tabii kaynak wiki olacak. Tam cıstak cıstak müzik verip de tankların resimlerini sergilemeyeceğim size. Neden o sırada olduklarını detaylı bir şekilde anlatacağım. Beklemede kalın. Bekleyelim Ayhan hocamızı. Amerikalıların olayı buydu. Onlar hiçbir zaman en iyisi olmadılar. Olmaya da çalışmadılar. Sadece durumu kurtarmaya çalıştılar. Bunun dışında İngilizler Amerikalıların aksine tank yapmayı çok iyi beceren bir millettir. Tabii. İşte Sheffield'ı yaptılar çok başarılı. Neyi? İşte Sheffield'ı yaptılar. Çiftim. İngilizler Amerikalıların aksine tank yapmayı çok iyi beceren bir millettir. İşte Sheffield'ı yaptılar. Çiftimdir onun da konuşuyor. Çok başarılı oldu. Çiftim çok başarılı olmuş. Arkadaşlar çiftin dediğimiz tanklar siper tanklarıdır, kule tanklarıdır. Gövdesinin zırh kalınlığı 70 mm'ye geçmez ki 70 mm dediğimiz kalınlık ikinci hatta 39 yılında üretilen KV-1'lerin zırh kalınlığı demek. 39'da üretilen KV-1'lerin zırh kalınlığı bile 75 mm iken çiftinlerin gövdedeki en kalın noktası 70-72 mm kalınlığında. Bu tankın iki özelliği var. Topunun etkisi, delişi, isabeti vesaire ve kuledeki zırhın kalınlığı. Bunun dışında her şey kötü çiftinin. Çok pahalı tanklar, büyük tanklar, anormal, yavaş ve hantal tanklar. Mesela Centurion geldi. Centurion uzun yılan... Centurion da berbat bir tanktır bu arada. Stabilizasyon ve topu dışında hiçbir iyi özelliği yoktur. Zırhı inanılmaz çürük bir araçtır. TL5'ler bile bu tankları rahatlıkla delebilir. Hatta şöyle örnek vereyim. TL4'ün zırh koruması Centurion serisinden daha üstün. Bu tankların diğer eksi özelliği ise motor performanslarının inanılmaz seviyede berbat olması. Gövdesine 70 mm zırh kullanıldı. Kulede ise bu değerler ön tarafında 150 mm, çok ufak bir kısmında 200 mm. Üretildiği döneme göre zırhı çok ince ve motor performansı çok kötü. Bu tankların son hızı 40 km bile değildi. NATO'nun en başarılı tankı kabul edildi. Ondan sonra günümüzün meşhur Challenger serisine. Challenger'da M1 Abrams'tan kesinlikle iyi bir tank değil. Kesinlikle. Neden? Arkadaşlar ben bu tankların detaylı özelliklerini sizlere anlattım. Neden daha iyi değil? Birincisi, kulenin tasarımı başından yanlış. Neden yanlış? Kalkan kısmı çok ince ve çok ufak. Atış kalkan olarak tabir ettiğimiz kısma denk geldiğinde Challenger tanklarını delebiliyor. Deldiği zaman da silahını etkisiz hale getiriyor. Bunun dışında gördüğünüz üst plakadaki zırhın kalınlığı çok kalın. M1'lerden dahi daha korunaklı. Lakin sürücü pedallarına denk gelen kısmın zırh kalınlığı 70 mm. Biz bu tankların mühendisliği ile ilgileniyoruz arkadaşlar. Yakından inceleyelim. Challenger'ın üst plakasında kullanılan zırhın kalınlığı burada. Son derece kalın. Lakin sürücü pedallarına denk gelen kısımda zırhın kalınlığının 70 mm'ye kadar düşüğünü görüyoruz. Genel olarak şöyle bir bakın. Üst plakası son derece açılıyken alt plakasının zırh kalınlığı bu. Bunu sen mi uydurdun? Hemen örneklerini gösterelim. Bahsettiğim kompozit zırhın geldiği kısım üst plaka görüldüğü gibi. Zırh henüz takılmamış. Yandan çekilmiş resmi. Zırhın kapladığı alanı görüyorsunuz arkadaşlar. Önden başlayıp arkaya kadar ilerliyor. Bu da hazırladığım farklı bir içerik. Demin ne demiştim? Sürücü pedallarına denk gelen kısımlar sadece 70 mm kalınlığında. Kapağı açtığımızda alt plakadaki zırhın kalınlığını görebiliyoruz. Şimdi Ayhan Bey diyor ki Challenger'lar M1'lerden daha başarılı. Neyim daha başarılı? Topu mu daha iyi? Hayır, Challenger 2'ler M1 kadar fazla nüfus kabiliyetine sahip değil. Zırhı mı daha iyi? Hayır. Motor performansı mı daha iyi? O da hayır. Challenger'ın M1'e ne gibi bir üstünlüğü var? Topu mu daha iyi? Zırhı mı daha iyi? Motor performansı mı daha iyi? Daha mı ucuz? Hayır. Hepsine hayır. Ama ne hikmetse bazılarının gözünde Challenger 2 dünyanın en iyi, hatta M1'lerden de daha iyiymiş. Ama neden sorusunu sorsak cevap veremezler. Bana sorun M1 neden daha iyi? Daha demin cevabını verdim. Size birçok farklı faktör saydım. Devam edelim. Ve şu anda tank teknolojilerini Challenger 2 ile taçlandırmış durumdalar. Challenger 2 çok hakkı yenen bir tanktır bence çünkü çok orta ön plan... Bence. Challenger 2 çok hakkı yenen bir tanktır bence çünkü... Kendisi yıllarca tanklar üzerine çalışmış, projeler yürütmüş birisi olduğu için bence ifadesini burada kullanabiliyor. Çok orta ön plana çıkan bir tank olmadığı için herkes hep Abrams der, Leopard 2 der ama kimse Challenger 2 demez. Tamamen farklı olma çabası. Başka bir şey değil. Bildiğinden bir şey anlatmıyor. Çok bir noktası vardır. Beden daha zayıftır. 1200 beygirdir. Yani o ağırlıklı bir tank için biraz az. Ama tabii bu... Neden 1200 beygir? Çünkü İngiliz tankları Conqueror'dan beri, çiftinden beri daima siper tank üretmiştir. Daha demin sizlere gösterdim ya arkadaşlar. Üst plakası bu kadar kalınken neden alt plakasına 70 mm zırh var? İşte bu yüzden zaten oralar siperin altında kaldığı için atışın gelme olasılığı yok.
Challenger'lar siper tanklarıdır haliyle hızlı olmasına zaten gerek yok. Bu tankların genel gayesi Chieftain gibi savaşmaktır. Sadece gövdesinin üstünü gösterir, mümkünse sadece kulesini gösterir ve bu şekilde siperlerde savaşır. Siz yoğunlukla siperde çatışacak bir tanka 1500 beygirlik gelip motor koyup benzilini azaltmanıza gerek yok. Adamlar 100 senedir tank yapıyordur, vardır bir bildikleri diyelim. Zırh koruması bakımından çok üstün bir tanktır. Neden çok iyi mesela? Challenger 2'nin zırh koruması neden bu kadar iyi? Kullanılan kompozit malzemeden dolayı mı ve bu kompozit malzemelerin içeriği ne acaba? Onu açıklarsanız. Çok üstün bir tanktır ve altyapı çok üstünmüş. Anlamıyla da gerçekten efsane sayılabilecek bir tanktır ama... Zaten Ayhan Bey'e göre efsane olmayan bir tank yok. Levent Bey'in videosunda da belirttiği gibi Ayhan Bey'e göre efsane olmayan bir uçak yok. Ayhan Bey'e göre tüm uçaklar efsane. Arkadaşlar videoları seyredin ve uçak tanıttığı zaman bütün uçaklar efsane zaten Sayın Ayhan Bey. Yani efsane olmayan bir uçak benden görmedim videolarında. Ne uçak tanıtıyorsa efsane. Challenger 2 İngilizlere aittir. En güzelini sona saklıyorum, Almanlara sonra geleceğim. Sıra sıra yine kısadan biraz daha gideyim. Fransızlar tank konusunda çok fazla bir şey yapmadılar. İşte AMX serisini geliştirdiler. AMX Fransız tanklarının genel kodlama adıdır. AMX serisi diye bir şey yok. AMX serisi demek tank serisi anlamına geliyor arkadaşlar. Öyle bir model serisi yok. Japonlara gelecek olursak, Japonlar savaştan sonra askeri anlamda bir içeriye çekildiler. Tank geliştirmeye devam ettiler. Çok başarılı tanklar yaptılar. Hele şu anda sonuç yaptıkları Type 10 diye bir tankları var. Ve Type 10 birçok otoriteye göre dünyanın en iyi tankı. Tamamen yanlış. Type 10 44 ton ağırlığa sahip, en ince zırha sahip tanklardan birisi. Bu kadar büyük bir tank olmasına rağmen sadece ağırlığı 44. Şöyle örnek vereyim arkadaşlar. T-90'lar bu araçlardan daha ufak, basık olmasına rağmen onların bile ağırlığı 48-50 tonlardayken bu tank hem daha büyük hem de 44-45 tonlarda. Modern tank kategorisi içerisinde C1 Aritya'lardan sonra dünyanın en ince zırha sahip tanklarından bir tanesi. Belirli bölgelerinde düzgün bir zırh koruması var ama çok ufak bir bölgede geri kalan her yerden hem AT jamleri hem de sabot atışlarını yiyecek bir tank. İnanılmaz gelişmiş bir zırh teknolojisi var. Onların Type 10 tankında nanokristal çelik teknolojisi kullandığı iddia ediliyor ve bu teknolojiyle dünyanın en sağlam çeliğini yaptıkları iddia. Nanokristal çelik nasıl olabilir diye düşünüyorum. Kristalize zırhları biliyoruz ama kristalize çelik, bir şeyin hem kristal olup çelik kategorisinde olması, ben mühendislik olarak böyle bir şey bilmiyorum arkadaşlar, açık konuşayım. Şunu demek gibi bir şey. Bir şey var tahta ama aynı zamanda plastik. Plastiğimsi tahta ya da tahtamsı plastik gibi bir şey. Çinlilere geçelim. Çinliler 2. Dünya Savaşı'ndan sonra tank geliştirmeye devam ettiler. Hatta Ruslardan sonra dünyada en fazla tank yapan. Bu da yanlış. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Çinliler tank üretmeye devam etmedi. Rusya'dan satın almaya devam etti. 85-90'lara kadar Çin kendi özgün tankını üretemedi. Type 90-2, Type 96 gibi tanklar Çinlilerin ilk özgün ürettiği tanklardır. Ki bu tankların üretim tarihi belli. 80'ler 90'lar. Maalesef Çinliler tank teknolojisi konusunda öne çıkacak hiçbir şey yapmadılar. Normal olarak yapamadılar çünkü direkt Ruslardan aldılar, kullandılar. Yani son ürettikleri tank serileri bu. Type 99 yanlış hatırlamıyorsam. Orada birazcık daha özgün bir tasarıma gittiler. Daha melez, daha hibrit bir tasarıma gittiler orada. Ve hani biraz batılı, biraz doğulu bir tank yaptılar. Aslında klasik bir Rus tankını batılı sistemlerle donattılar. Görsel olarak doğru. Lakin kullanılan zırh sistemi, tankın iç mimarisi, otomatik doldurucunun çalışma sistemi birebir Rus tanklarıyla aynı. Sadece tank daha büyük gözüktüğü için nispeten NATO tanklarını da andırsa da zırh sistemi, top, otomatik doldurucu kullanılan tüm sistemler Rus araçlarında kullanılan sistemlerin kopyası denilebilir. Ve zırhı da kesinlikle T-90MS kadar iyi de değil. Onu da eklemek isterim. Birçok uzman iyi bir tank olduğunu söylüyor ama tabii ki gerçekten bu kadar iyi mi bunu zaman gösterecek. Bir süre Amerikan ve İngiliz silah sistemleriyle idare ettiler ama Alman bunlar. Başkasının silahını kullanmayı sevmiyorlar. Bak onu da biliyor bu arada. Almanlar 2. Dünya Savaşı'ndan sonra günümüze kadar sadece 2 tank yaptılar. Fakat hani bir geldiler, pil geldiler, pir geldiler diyebilirim. Leopard 1 ile önce sahaya çıktılar 50'lerin sonu 60'ların başında. Leopard 1 ilk. Leopard 1 diye de burada Leopard 1 A5'i göstermesi de bir ayrı komedi olmuş. Leopard 1'de stabilizasyon motoru yoktur. APFS diye kullanılmaz. Boost tırnakları yoktur. Birçok eklenti ilk model Leopard 1'lerde yoktur. Ama Leopard 1 A5'lerde termal vardır. İlk üretilen Leopard 1'de gece görüşü var. Boşluklu zırhları yok, buz tırnakları yok, ek zırhları yok, stabilizasyonu yok, birçok şey yok. Leopard 1 adı altında 1A5'in konulması yanlış. Amerikalılarla başladıkları tank projesinde az önce anlattım, Amerikalılar daha sonra yan çizip gittiler. Allah'tan yan çizip gitmişler. Almanlar tek başlarına kaldıklarında meşhur Leopard 2 efsanesini ortaya çıkarttılar. İlk seri üretilen Leopard 2, Leopard 2 A4 modeli oldu ve A4 modeli... İlk seri üretilen Leopard 2, Leopard...
A4 modeliymiş. İlk seri üretilen Leopard 2, Leopard 2 A4 modeli oldu ve A4 modeli bugün... Arkadaşlar ilk üretilen Leopard 2, Leopard 2 A0'dır. Ondan sonra A1, A2, A3, A4 üretilmiştir. A'dan sonra söylenen sayı, rakam tankın modernizasyon seviyesini gösterir. A4 ise o tank 4 defa modernize edilmiş demektir. Bugün bile NATO tarafının en başarılı tanklarından biri olarak kabul edilir. Çok üstün bir ateş gücü vardır Leopard 2'nin. Bunun dışında... Çok üstün bir ateş gücü olduğu doğru. Lakin aynı ateş gücü M1'lerde. M1 A1'den sonra da birebir uygulandı. Zırh koruması gerçekten çok üst seviyedeydi. Leopard 2 çıktığında piyasada Rusların elinde onun zırhını delip geçebilecek hiçbir silah sistemi yoktu ve uzun yıllar böyle devam etti. Bu da bir yanlış maalesef. Uzun yıllar dediğimiz zaman biz ne anlıyoruz arkadaşlar? En az bir 40 yıl. Ama Leopard 2 A4 üretildi. 5-6 yıl sonra A5'ler çıktı. Neden modernize edildi acaba? Demek ki Ruslar yeni sabotlar geliştirmiş. Leopard'ın zırhını delecek seviyeye gelmiş ki Almanlar A5'i geliştirmeye ihtiyaç duymuş. Ve şöyle bir şey söz konusu. Leopard'ların her bölgedeki zırh kalınlığı, zırh malzemesi aynı değil. Belirli kısımları çok sağlam olurken belirli kısımları ise çok zayıftır. Bunların detayını size daha önceden defalarca anlattım. Haliyle günümüzdeki modern tankların birçok bölgesindeki zırh malzemesi kalınlığı farklı değişken olduğundan delinip delinmeme olasılığı isabet aldığı bölgeye göre değişiyor. Biraz da şansla alakalı diyebiliriz buna. Leopard 2 gerçekten tank tasarımının kurallarını baştan yazdı ve tank dünyasının rock yıldızı oldu. Daha sonra A5 gibi, A6 gibi, A7 gibi birçok gelişmiş üst modelleri daha çıktı. Ve şunu herkes kabul eder, şunu herkes itiraf eder. Günümüzdeki modern tankların çok büyük bir kısmı, işte Rus ekolü falan haricinde, hep Leopard 2'den kopya çektiler. Leopard 2'yi baz aldılar. Ve Leopard 2 dediğim gibi modern tankların hepsinin tasarım konseptini... Söylediğine tam olarak katılmıyorum. Örneğin Challenger 2 M1 serisi Leopard 2'lere baz alarak geliştirilmedi. Sonuçta Leopard 2 ile M1 Abrams esasen aynı yıllarda üretildi ve aynı yıllarda tasarlandı. Bizim milli tankımız Altay'da aslında Leopard 2'nin temsil ettiği Alman ekolünün bir üyesidir. Anglo-Sakson ekolünü ifade ediyor. Bu dönemde tanklar inanılmaz bir hızla teknolojiyle gelişmeye başladılar ve ilerleyen zamanlarda tanklarda da bir yol ayrımı oldu. Bütün tanklar aynı şekilde geliştirilmedi. Herkes kafasına göre takılmadı. 20. yüzyılda Soğuk Savaş döneminde 3 temel tank ekolü çıktı ortaya. Standart diyelim. 3 tank ekolü. Bunlar sırasıyla 1 Anglo-Sakson ekolü, 2 Alman ekolü ve 3 Rus ekolü. 4. ise at yalanı seveyim inanan ekolü. Öncelikle Anglo-Sakson ekolünden bahsedelim. Günümüzde bu ekolün temsilcileri Amerika, İngiltere ve İsrail'dir. Anglo-Sakson ekolü birazcık daha Orta Çağ savaşlarının... Bu saçmalıklara geçelim. Bunun yanlış olduğunu belirtmiştim. Abrams engebeli arazide çok zorlanan bir tanktır. Bunun dışında ciddi bataklık ya da nehir gibi yerlerde de sorun çıkar. Yani Abrams'ların çamura saplanıp kalması çok sık karşılaşılan bir durumdur. Çünkü o kadar ağır bir tank ki ne kadar güçlü bir motoru olursa olsun kotaramıyor bunu bir şekilde. Challenger pek bir sorun yaşamıyor. Çünkü İngilizler akıllı adamlar. Challenger'ı pek zorlanacak yerlerde kullanmıyorlar. Bu ekonoma en uçuk örneği ise... İngiltere tamamen dağlık ve ormanlık alana sahiptir. Amerika'nın arazisi ise çoğunlukla düzdür ve çöldür. Ormanlık alanları olsa bile Amerika'daki kamuflajlara bakarsanız hepsi sarıdır. Çöle uyarlanmış kamuflajları vardır. İngilizler ise Irak'ta olmadığı sürece genelde yeşil takılırlar. Neyse konuyu şuraya getireceğim. M1'in battığı yerde Type 90 da batar. T-90 da batar. Tankın batması, çamurda takılması, tasarımı ve paletleriyle alakalıdır. Ya T-90'lar çok iyi çamur performansına sahip ya. Birazdan size M1 A1'in nereye çıktığını göstereceğim. Evet T-90 burada takıldı. Çamurda batar dediğiniz M1 serisi ise evet şuradan kurtuluyor. Tamamen batmış durumda ve yandan da toprak çamur gitmesini engelliyor. Ve buna rağmen şöyle gösterirsem hızlı şekilde. Çıktığını gördük. Anglo-Sakson ekolünde çok ilginç bir yere sahiptir. Tasarımı yüzünden zaten uluslararası pazarda hiçbir zaman talep görmedi. Tabii siyasi nedenleri de var. Kimse işte Filistin meselesi yüzünden İsrail'den böyle hacimli bir alım yapmak istemiyor. Neyse durum bu. Öyle bir şey de yok. Anglo-Sakson Filistin'e zulmediyor. Almanya, Fransa ya da Amerika'nın bunlar umrunda olduğu için eminim almazlar İsrail'den. Anglo-Sakson... Şunu da eklemek isterim dostlar. Merkava tank tanka savaşlarda dünyanın en çürük tanklarındandır. Lakin ATGM gibi silah sistemlerine karşı etkilidir. Bunun nedeni ise tanklarında zırh ile birlikte siyah yüksek dayanıklı sermeklerin kullanılması. Merkava özellikleri adlı videomda bu malzemelerin detaylı özelliklerini, yapısını sizlere anlatmıştım.
Alman ekolüne geldiğimiz zaman Alman ekolünde fikir biraz daha farklı. Anglo-Sakson, Almanlar 2. Dünya Savaşı'ndan hiç ders almadılar. Anglo-Sakson yine çok gelişmiş, çok sofistike tanklar yapmaya devam ettiler ama artık daha iyi yapıyorlar. Almanların tank geliştirirken ki mantığı şudur. Böyle bir şey yok. M1A2'nin teknolojisiyle Leopard 2 serisinin teknolojisi birebir aynı. O zaman Amerikalılar da mı üstün teknolojili araçlar üretiyor? Hatta Amerika'nın ürettiği araçlar daha sofistike. Türbin motor kullanılıyor. Alman Rheinmetall firmasının ürettiği L serisi topları vardır. L40 ve L50 serisi toplar. L40, L50. Evet. 120 mm dediğiniz zaman Rheinmetall... Ayrıyeten bu toplar dünya üzerindeki birçok NATO bazlı üretilen tankta zaten kullanılıyor. Asıl mesele kullanılan mühimmatta. İtalya üretimi C1 Arete'de L44 topu kullanılıyor. Bu tankların nüfus kabiliyeti 500 mm iken aynı top M1A2'de kullanılmasına rağmen 800 mm. Tamamen mühimmat farkından kaynaklı arkadaşlar. Siz ne kadar kaliteli sabot üretirseniz topun performansı da o seviyede artar. Günümüzde toplar modernize edilmiyor genellikle. Daha yeni mühimmatlar geliştiriliyor. Nereden başka hiçbir isim aklınıza gelmez. Amerikalılar da kullanır, İngilizler de kullanır, İsrailliler de kullanır. Hatta biz Altay tankında da Rheinmetall'in yanlış hatırlamıyorsam L-52 topunu kullanıyor. L-52 değil, L-55. Bu da yanlış. Almanlar için ateş gücü çok önemlidir. Çünkü onlar için düşmanı önce sen göreceksin, ilk atışı sen yapacaksın ve orada işini bitireceksin derler. Tamamen kendi iddiaları arkadaşlar. Öyle bir şey hiçbir yerde yazmıyor ve resmi şekilde açıklaması da yok. Tankın önce tespit edilmesi tamamen personelle alakalı bir durumdur. Rus ekolünde her zaman hareket yeteneğini ön plana çıkartmışlardır. Ruslar için iyi tank çevik tanktı. İnternette izlemişsiniz. Ruslar için çeviklik ön plandaysa acaba Rus tankları neden geri 3 kilometre hızla gidebiliyor sadece? Ya da son hızı, hızlanması neden bir Leopard 2 M1 Abrams serisi kadar iyi değil? Ruslar zırh koruması meselesini öyle kolun kalın çelik bloklar kullanarak değil de. Herhalde Ayhan Bey hala tanklarda çelik blokların kullanıldığını falan zannediyor. Zırh bilgisi zannediyorum hala 2. Dünya Savaşı'nda seyrediyor. Neyse arkadaşlar bu kadar yeter. Hani gerçekten yeter. Epey bir uzun video oldu farkındayım. Benlik bu kadar arkadaşlar. Ben yıllardan beri şunu söylerim. Eğer bilgisine, kudretine güvenen varsa benim videolarımda yanlış bulun. Siz de benim hazırladığım gibi bir içerik hazırlayın.